Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, sizlere bugün yine kare bir motifim var. Hırkalar, yelekler, şallar, farklı iplerle farklı ürünler yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım isterseniz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Kolay bir model. Şöyle ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez dolayıp halkanın içine ikili tramzan yapıyorum. Evet. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tekrar halkanın içine bir tane daha tramzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 tane tramzanımız oldu. 2 zincir, 4. tramzan, 2 zincir, 5. tramzan. Bu şekilde 8 tane tramzan yapacağız. Şu ipimizi biraz daha çekebiliriz şimdi. 2 zincir. Tekrar 2 zincir, 1 tramzan. 1 2 3 4 5 6 7. yaptık. Şimdi 8. yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve buradaki ipimi sıkıştırıyorum. Geliyoruz buradan 2. zincirin üzerine batarak birleştiriyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki boşluğa 2 tane tramzan yapıyorum. Şöyle geçirdiğimde şu ipimi de buradan birazcık yürütüyorum. Her boşluğa 3 tane tramzan yapıyoruz. Sonra bir tane tramzanın tepesine batıyoruz. Bir tane diğer boşluğa geçtim. Bir, aynı boşluğa. İki, tekrar aynı boşluğa. Üç, bir tane de tramzanın tepesine. Tekrar bir sonraki boşluğa geçiyorum. Üç tane yapıyorum buraya. Bir, 2, 3, bir tane de tramzanın tepesine. Evet, şimdi bu şekilde bütün boşluklara 3 tane yapıyoruz. Her tramzanın tepesine de birer tane yaparak başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi geliyoruz ilk tramzanın tepesine, bu şekilde birleştiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. İkili tramzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 tane tramzanım var. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 3. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 4. Bir sonrakine 5. Evet, 5 tane tramzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı dolayıp aynı yere, son tramzanı battığımız yere tekrar batıyoruz. 1. Tekrar sırayla şimdi 5 tane daha tramzanımız olacak. 2, 3, 4, 5. 2 tane zincir. Her defasında, yani böyle 5-5 tramzan yapıyoruz. Her defasında 1. tramzanı hemen aynı yere batarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 5-5 tramzan yaparak başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, sona geldim. Şimdi yine en sonda 2 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığımız bu zincirin tepesine batarak birleştiriyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı bir kez doladım. Şimdi yine 5 tramzanın üzerine 5 tane tramzan yapıyoruz. Tepesini birlikte kapatıyoruz sadece. 2 ilmek alıyoruz. Tekrar 2 ilmek, 3 oldu zincirle beraber. 4 ve 5. Hepsini birlikte çekiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz.
Evet, şimdi geliyoruz. Bir kez doladık. Bu iki zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. Bir tane ikili trabzan. İki tane zincir. Aynı boşluğa tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Buradaki 5 trabzanın üzerine geçiyorum şimdi. Yine aynı şekilde 2 ilmek çekiyorum. Tığdaki 2 ilmeği tığda bırakıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte kapatıyoruz. 2, 4, 6 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sıradaki boşluğa giriyoruz. Bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, tekrar bir tane ikili trabzan ve 3 tane zincir. Bir kez doladım. Yine aynı boş şey, aynı trabzanların üzerine geliyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim aynı şekilde. 3 tane zincir çektim. Şimdi ilk yaptığımız şu dolgunun tepe noktasına, bu sivri noktaya giriyoruz. Buradan birleştiriyoruz. Ve ipimizi şuralarda V'ler oluşturduk. Bakın. İlk V'nin içine kadar bu şekilde taşıyorum. Evet, boşluğun içine geliyorum. Buradan bir üst sıraya geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bu V'nin içine 5 tane trabzan yapıyoruz. Zincir birinci trabzanımız. İkinciyi yaptık. 3, 4 ve 5. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 5 tane daha trabzan yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 trabzan, 3 zincir ve tekrar 5 tane trabzan yaptık. 3 tane tekrar şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki V'ye geliyoruz, ilk trabzanına. Bir tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve aynı noktaya tekrar batıyoruz. Şimdi tığımızı dolayalım. Alttaki V'nin diğer ayağına giriyoruz. Buraya da bir trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyoruz. Bu sırada da 2 tane V yapmış olduk. Evet. Şimdi yine 3 tane zincir çekelim. 3 zincir. Bir sonraki V'ye geliyoruz. Şuralarda artık herhangi bir işlemimiz yok. Tığımı doluyorum. Buradaki V'nin içine giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 tane zincir. Yine aynı boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. İkinci köşeyi de yapmış olduk. 3 tane zincir. Bir sonraki V'nin yine ilk ayağına giriyoruz. 1 trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha. Şimdi zincir çekmeden tığımızı dolayıp bir sonraki trabzanına batıyoruz. 1, 2 zincir ve ikinci trabzan. Yine 2 tane V oluşturduk. 3 tane zincir. Bir sonraki V'ye de yine köşeyi yapıyoruz. Evet, bu şekilde yine gelelim başlangıç noktasına kadar. Bir sıranın daha sonuna geldim.
Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Tekrar birleştireceğiz. İlk trabzanın üzerine zincirin, daha doğrusu burada zincirle yukarıya çıkmıştık. Buraya bu şekilde birleştiriyoruz ve hemen buradan 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. 5 trabzanın üzerine tekrar 5 tane trabzan yapacağız. Tepesini yine birlikte topluyoruz. Bu birinci trabzanımız. 2, tığımı dolayıp 2 ilmek alıyorum. İlmeği, diğer ilmeği tığda bırakıyorum. Evet, 4 ve 5. Hepsini birlikte topluyorum şimdi. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı bir kez doladım. Şurada 3 tane zincir çekmiştik. Ortadaki zincire batarak 5 tane trabzan yapıyorum burada. Aynı zincire batıyoruz. 2 3 4 ve 5. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki 5 trabzanın üzerine geliyoruz. Aynen şurada yaptığımız gibi ilk trabzandan başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte kapatıyorum. 3 tane tekrar zincir çekiyorum. Şimdi buraya geliyoruz. 2 tane V'miz var. Şunları V diyorum. Bu şekilde. V'nin ilk kanadına, yani ilk trabzanına giriyorum. 1 tane ikili trabzan. 2 tane zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 trabzan daha yapıyoruz. Tığımı doladım. Zincir yok. Şimdi diğer kanadına, yani şu ikisinin birleştiği noktaya giriyoruz. 1 trabzan. 2 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha yapıyoruz. Tığımı doladım. Şimdi buradaki kanadına geliyoruz. 1 trabzan, 2 zincir, tekrar bir tane trabzan yapıyoruz. Evet. Burada da 3 tane V yapmış olduk. Her sırada birer tane artıyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum tekrar. Şuraya da aynı burada yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Buraya 5 tane trabzan, tepesini birlikte topluyoruz. Sonra zincirin ortasına batıyoruz. 5 trabzan yapıyoruz. Diğer 5 trabzanın üzerine de tepesini birlikte toplayarak 5 trabzan. Buralarda 3'er tane zincirimiz var. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Bir sıranın daha sonuna geldik. Bu şekilde köşeleri tamamladık. Geldik. 3 tane zincir çektim tekrar. Şimdi ilk yaptığımız bu dolgunun tam tepe noktasına yine batarak birleştirelim. Şimdi ipimizi tam bu köşedeki 5 tane trabzanın üzerine kadar taşıyoruz. Yine boşluğun içine batarak şu şekilde geldim. İlk trabzanın da üzerine geliyorum böyle. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine 5 trabzanın üzerine 5 trabzan yapıyoruz ve tepesini birlikte kapatıyoruz. Bu birinci trabzanımız. 2, 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte topluyorum. Sıkıştırdım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Buralarda herhangi bir işlem yapmadan şimdi direkt geliyoruz buradaki ilk V'nin ilk kanadına, ayağına diyelim. Bir tane trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Aynı yere bir kez daha batıyoruz.
Şimdi tekrar tığ doladım. Bu ikisinin birleştiği noktaya bir trabzan, iki zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha. Tığımı doladım. Bir sonrakine aynı şekilde giriyoruz. Bir trabzan, iki zincir, tekrar bir trabzan. Tığımı doladım. Buradaki V'nin de son kanadına giriyorum. Bir trabzan, iki zincir, tekrar bir trabzan. Bu sırada da düz V'ler 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi de 8 tane tekrar zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığımızı bir kez dolayıp tam köşedeki bu 5 trabzanın üzerine ilk trabzandan batarak yine 5 tane trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte topluyoruz. 3, 4, 5. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekerek tekrar buradaki trabzanın üzerine geliyorum. Evet, bu sıramız da bu şekilde olacak. Tamamlayalım, gelelim buraya kadar. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Zincirimi çektim, geliyorum. İlk yaptığımız bu dolgunu yine tepe noktasına batarak birleştirdim. Evet, buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çekiyoruz. Hemen sıradaki boşluğun içine girerek bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. 3 zincir. Bir kez doladım. Şu kısmı aynı şekilde örüyoruz. Burada ilk trabzana batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Şimdi tığımızı dolayıp şu iki trabzanın birleştiği noktaya giriyoruz. Bir trabzan, iki zincir, aynı noktaya bir kez daha batıyoruz. Yine bir trabzan. Tekrar doladım. Yine şu iki trabzanın birleştiği noktaya giriyorum. Bir trabzan, iki tane zincir, aynı yere bir trabzan daha. Evet, tekrar bir tane daha, bir trabzan, iki zincir, aynı yere bir tane daha ve son trabzana geldik. Buraya da bir kez giriyorum, bir trabzan yapıyorum, iki zincir çekiyorum, aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu büyük boşluğa bir sık iğne. Sekiz tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığımı burada iki defa dolayıp bu 5 tane yaptığımız trabzanın tam tepe noktasına giriyoruz. Ve önce 1, sonra 2, sonra tekrar 1, sonra 2 ve sonra 2. 5 defa da çıkıyoruz. Evet. Tekrar 8 tane zincir çekiyoruz. Şimdi aynı şuradaki işlemin aynısını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bu büyük boşluğa bir sık iğne. Sonra 3 tane zincir. Ve burada ise aynen şurada yaptığımız gibi V'leri oluşturmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane V'miz var. Bakın burada da aynı şekilde yapıyoruz. Köşeyi de bu şekilde dönüyoruz. Bu şekilde gelelim şimdi başlangıç noktasına kadar. Evet, tekrar başlangıç noktasına kadar geldim. Köşelerimiz bu şekilde.
Şimdi tekrar birleştiriyorum. Burada 13 tane zincir çekerek çıkmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. 5. zincire giriyoruz ve birleştiriyoruz. Hemen buradan 3 tane zincir çekiyoruz. Bu birinci trabzamız. Ve boşluğun içine, bu bir diyorum, boşluğun içine trabzan yaparak devam ediyorum. 10 tane trabzanım olacak. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane trabzan yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz. Yine buradaki V'lerimiz hep aynı şekilde olacak. İlk trabzanın üzerine batıyorum. İlk V'nin ilk kanadına bir trabzan. 2 zincir. Aynı noktaya tekrar giriyoruz. Bir trabzan da. Şimdi sonra da bu ikisinin birleştiği noktaya yine bir trabzan, 2 zincir. Tekrar bir trabzan. Bir sonraki noktaya bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan. Bir sonraki nokta bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan. Bir sonraki noktaya geldik. Tekrar 2 zincir ve bir trabzan. Şimdi son trabzanımıza geliyoruz. Son V'nin son trabzana 2 zincir, aynı yere bir daha batıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane V oluyor. Şimdi boşlukları sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane boşluğumuz var. Ters V, düz V diye sayarsak. Buradan yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez dolayıp diğer köşeye geldim. Hemen şu boşluğa atlıyorum ve 10 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10'uncuyu buradaki uzun trabzanımızın üzerine batarak yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyoruz. Bu tarafa dönüyoruz. Yine aynı şekilde 10 trabzan yapacağız. Birinci trabzanı buradaki trabzanın üzerine batarak yapıyorum. 1 diyorum ve gerisini boşluğa batarak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen şöyle bakalım. Köşeyi bu şekilde oluşturuyoruz. Sonra V'leri aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, diğer köşeleri de aynı şekilde tamamlayıp başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, sona geldim. Şimdi bakın burada da 12 tane zincirimi çektim. Pardon, bir tanesini söktüm. Şöyle 10 trabzanı yaptım. İlk yaptığımız trabzanın üzerine birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar motifimiz. Şimdi neyle ördüğümü söyleyeyim hemen. Alize Süperlana Klasik markamız. 5 numara 3 milimetre tığ. Aynı şekilde örersek aynı ölçülerde örmüş oluruz. Şöyle bakalım. Tabii ince ipler, ince tığlarla daha
küçük bir motif olur. 20 santimetre. Evet, 20 santimetrelik bir motif oldu. Bununla büyük büyük motiflerle battaniyeler, hırkalar güzel olur. Şöyle bir birleştirme göstereceğim arkadaşlar size şimdi nasıl birleştirebileceğimizi. Onun için bir motifi daha tamamlamam lazım. Onu tamamlıyorum, dönüyorum. Evet, bir motif daha hazırladım. Şu ilk motifimiz. Şimdi bunu şöyle hemen şuradan göstereyim. Bakın, buralardan birleştirerek göreceğiz. Son sırayı yaparken. Şimdi bunun son sırasında geldim. Buraya kadar tamamladım. Bir sıramız daha var. Bakın, son sırayı yaparken birleştirerek örüyoruz. Bu köşede 12 tane zincir çekiyoruz. Normalde birleştireceğimiz için 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Motifler bu şekilde ters yüzleri birbirine bakacak. Aynı köşeden giriyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yine trabzanın tepesine baktım. Buraya 10 tane trabzanımı yapıyorum. Önce 5 tanesini yapıyorum. Bakın 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5. yaptıktan sonra hemen şöyle tutalım. Burayı birleştirdik. 5. yaptıktan sonra buradan 5. trabzanı birleştireceğiz. Şöyle göstersem daha net olacak sanırım. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Bakın, buradan tığımı geçiriyorum. Elinizde de yapabilirsiniz. Ben daha net görünsün diye böyle yapıyorum şu anda. İlmeği geçirdim. Tığımı doladım. Bir 5 tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Burada birleştirmiş olduk. Şimdi 3 tane zincir çekelim. V'leri yaparken aralarda 2 zincir çekiyoruz. Her 2 zincirde burayla birleştirerek gideceğiz. 3 tane zincirimi çektim. Şöyle dönüyorum şimdi. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzanı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaki motifi aldım. Buradaki sıradaki V'nin içine giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Dönüyorum. Aynı yere tekrar batarak V'mi oluşturuyorum. Hem birleştirmiş hem de aynı şekilde örmüş oluyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya iki trabzanın birleştiği noktaya giriyorum. Önce bir trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkadaki V. Şimdi burayı birleştirdik. Şurada herhangi bir işlem yok. İkinci V'ye geliyoruz. Ters V'lerde işlemimiz yok. V'nin içine giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Döndüm. Aynı yere tekrar batarak bir trabzan. Şimdi diğer yuvaya geliyoruz. Motifte yaptığımız gibi aynı şekilde örüyoruz. Yalnız ilk trabzanı yapınca bir zincir çekip arkadaki V'nin, sıradaki V'nin, bakın burayı birleştirdik, buraya atladık, sıradaki V'ye geldik. Bir sık iğne, bir zincir. İpim düğümlendi sanıyorum şu anda. Evet, şimdi dönüyorum. Aynı yere bir trabzan. Tekrar bir sonrakine geçtim. Bir trabzan, bir zincir. Dönüyorum arkayı, birleştiriyorum. Tekrar bir zincir. Dönüyorum ördüğüm modele, aynı yere batarak tekrar bir trabzan. Bir trabzan, bir zincir. Döndük. Arkadakini alıyoruz. Sıradaki V'nin içine girerek bir sık iğne yapıp bir zincir çekiyoruz. Tekrar pardon, şu ipimi düzeltmem gerekiyor. Tekrar bir tane zincir çektim. Döndüm. Aynı yere bir trabzan. Şimdi son V'ye geldim ve son trabzanına batıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Burada da bakın son V'ye geldik. Buraya giriyoruz. Bir zincir. Döndük. Aynı yere batarak bir trabzan yapıyoruz.
3 tane zincir çekelim. Bir bakalım tekrar. Evet, bakın. Burada da böyle kendiliğinden bir desen oluşuyor. Tabii diğer motiflerde birleştiğinde daha hoş görünecektir. Şimdi tekrar şuradaki 10 tane tırabzandan önce 5'ini yapacağız. Buradan birleştireceğiz. Üç zincir çektim. Büyük boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, tekrar şimdi buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci yuvanın üzerinden giriyorum. İlmeğimi de buradan aldım. Çok üst üste bindirmeden burayı tekrar tığımı doladım. Örmeye devam ediyorum. 5 tane daha tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5.'yi şuradaki büyük tırabzanımızın üzerine batarak yapıyoruz. Biraz şöyle kaydıralım. Evet. Şimdi 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geliyoruz diğer motifin 12 zincirli boşluğuna. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Dönüyorum. İlk yaptığımız buradaki tırabzanın yine tepesine batarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Evet, şimdi makasımız nerede? Burada. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi diğer bir motif geldiğinde de bakın buradan, 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 buralardan birleştireceğiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şu ipleri tabii gizlememiz gerekecek. Şimdi şurada acaba daha az mı zincir çekseydim diye düşündüm bir an. Ama şimdi diğer motifi de birleştirdiğimizde şurada ortada da, bakın şurada da 4 motif birleştiğinde burada da güzel bir desen oluşacağını düşünüyorum. Evet, şimdi bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kolay, güzel bir motif örneği. Daha önce görmüşsünüzdür muhtemelen. Ben de örmüşümdür belki. Ama bu şekilde de turuncu bir renkle de çok güzel durdu. Evet, daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.